Tekrar merhaba arkadaşlar. Zowie Extreme Land 2019 Türkiye elemelerinde yarı final karşılaşmasında ikinci haritaya geçiyoruz. Outrage karşısında Demise. Hemen Knife Rod'ında hızlı bir şekilde geçelim. Harita Vertigo bu seçimi Demise takımı yaptı. Fakat Outrage'in bu haritadaki performansını çok fazla merak ediyorum. Çünkü daha önce de söylediğim gibi Arena Boost'u yenmişler. Çok farklı bir skorla. O yüzden merak ediyorum nasıl olacağını. Evet, hızlı bir şekilde maç başlıyor artık. Yavaş yavaş finale doğru geliyoruz. Bakalım Demise bu haritayı kazanırsa finale çıkmış olacak. Outrage de veda etmiş olacak. Evet, yukarıdaki yazıya aldanmayın arkadaşlar. GoTV'nin sapıtmasından dolayı oluyor. Evet, hızlandılar. Midden hızlı bir şekilde ilerliyor Demise oyuncuları. Beyaz smoke'u attı ileri noktaya doğru. Paz. Hızlandılar. Şimdi gidiyorlar B tarafına. Yukarıdan girdiler. Bu arada arkasında Warden vardı Engin'in. Affetmedi onu. Lurz aldı takası. Paz da Kero'yu vuruyor. Wise çok açıkta kaldı. Wise Mini'yi vurdu. Wise'in geçeyi de vurdu. Mükemmel vuruşlar bunlar. Mini tek başına kaldı. Mini bu round'u kazanabilir mi? Karşısında bir Reste var. Teke tek kaldılar. Çok fazla zamanı var. İyi değerlendirebilir Mini. Evet, Vires'e bakalım. Duyuyor. Bu koşmaların çoğunu duydu. Yavaş yavaş geldi. Bu arada Mini neden bu kadar hızlı? Yani zaten harita küçük olduğu için ses duymak çok kolay. Mini'nin bu koşmalarını duydu. Vires'e pozisyonu güzel olmasına rağmen bakalım bu round'u kazanabilecek mi? Mini fark etti Vireste'yi. Çok sakin. Her ikisi de çok sakin. Vazgeçer gibi oldu aslında Vireste. Kaça kaça birbirlerine sıkıyorlar. Saniye de gittikçe azalıyor. Evet, Mini hala hızlı. Mini koşmaktan hiç çekinmiyor. Artık bir sakinlik bekliyordum ondan ama devam etti yine de o hızlı oyunlarına. Kapıyı kapatacak. Kapattı. Arkasından Vireste açtı koştu. Mini durdu. Vireste durdu. Bu nasıl bir oyun artık? Son bulsun bu. Yeter artık. Mini bastı C4'e. Şimdi kuruyor. Evet, Vireste çok hızlandı. Vuramadı. Son mermide. Neredeyse son mermide diyelim. Çok ilginç bir round izledik gerçekten. Birbirlerini kovaladılar. 1 dakika neredeyse yani 40-45 saniyedir birbirlerini kovalıyorlar haritanın içerisinde. Evet, Knife round'un tersliğinden dolayı Outrage tarafını Demise gösteriyor. Şimdi çift Demise oldu. Neyse, onlar çok kafanızı karıştırmasın arkadaşlar. Sol taraf 1 yani. Yapacak bir şey yok. Üst taraf kendi kendine sapıtıyor. GoTV'nin böyle durumları olabiliyor ne yazık ki. Evet. Force. Demise hızlandı. Lurz geldi. 3 kişiler orada sıkıştırmaya çalışıyorlar. Mini birinciyi vurdu. Sol tarafta Lurz var. Onu da kontrol edecekler. Bombalar da sıkıştırmaya çalışıyorlar. Vireste. Vireste tek başına ada. Wise B tarafında agresifi bozdu, geri çekildiler. Lurz hala orada yalnız başına, vazgeçmemiş. Onun da artık oradan uzaklaşması gerekir bence. Tek başına yakalanabilir. Evet, beyazın flaşı. Bir tane daha flaş gelecek. Pardon, decoymuş o sanırım. Özür dilerim. Bayağı salladım. Evet, Lurz birinciyi vurdu. Destek geliyor. Mini Warden'ı vurdu. Pistolle vuruyor beyazın. Canı çok az olan Mini var ama Kereş de vurdu. Mini tek başına kaldı. Engin'in ölümüyle birlikte Mini'nin bu round'u kazanma ihtimali yok gibi bir şey. Yani öyle bir şey olacak ki birini sırtından vurup teke tek kalacak da C4'ü kurup çok güzel bir pozisyonda olacak. Öyle bir şey olur mu? Ya da direkt C4 kurmasına izin verirler mi? Bakalım. Mini'nin molotofu var. Yavaş yavaş ilerliyor Mini. İlerlemeye devam ediyor. Her tarafa bakmaya çalışıyor. Şu ana kadar karşılaştığı birisi olmadı. Wise MP9'la o da uzaklaştı. Birlikte oynamak istiyorlar. Zaman daraldı. Zaman daraldı. Artık bir şey yapması lazım birinin. Yapabilecek mi bakalım. Molotof'u kullanmayı tercih etti. C4'ü kuracak çünkü. Evet, bastı C4'e. Söndürdü Wise. Wise koşuyor. Çıktı smoke'tan. Tabii Mini'nin canı az. Burada yapabileceği en iyi şey C4'ü kurmaktı. Onu da başardı. Bence
durum kötü değil Mini tarafında. Ama Force başarısız oldu. Demise için. Evet, 2-0. Outrage önceki haritada olduğu gibi bu haritada da iyi bir başlangıç yaptı. Evet, Deagle, 4 tane Deagle, beyaz da P250. Evet, yine agresif. Yine agresif oyun pos, çok güzel bir tek attı. Bu sefer agresifi direkt kesiyorlar. Wise'in EG'si isabetli, beyazı uçurmayı başardı. Durzu esnada EP'sini sordu. Engin smoke arkasında. O smoke birazdan geçecek. Kero'ya çok güzel bir tek daha paz. Deagle'la şu anda sıkıntı yaratıyor. Bir Deagle daha geldi miniden. Team Deagle. Demise gerçekten yok etti Deagle'la ve iki kişi kaldı. Outrage tarafında yalnız pozisyon dışı. Engin bakmadığı noktadan öldü. Aleyhine bir timing oldu. Şimdi paz. Yerdeki Colt aldı. Yavaş yavaş B side'a doğru ilerlemeye çalışıyor. Yanında takım arkadaşı Mini var. Imor kaçmaya çalışıyor. 19 canı var. Imor da atladı. Aldı Colt'u. Yan yana gidiyorlar. Evet, C4 kuruldu. Yerleştikten sonra Vertigo haritasında retake gerçekten çok sıkıntı. Çok farklı açılar var çünkü. Bakalım Outrage o açıları yakalayabilecek mi? Bu esnada bizim skor tablomuz da düzeldi. Direkt de indi. Biraz kötü bir iniş oldu aslında. İstediği gibi olmadı ve ilk round'da da kazanıyor Demise takımı. T tarafında Paz'ın Deagle performansıyla diyelim. Çünkü bir hadi neyse ama ikinci arkasından da Mini'nin teki, güzel tekler geldi B tarafında. O B'deki agresif oyunu işte bu şekilde bitirebilirler. Ona çok dikkat etmek lazım. Özellikle hani sırf rakip Echo diye o agresifin tutma ihtimali her zaman yüksek olmuyor. Evet, yavaş oyuna döndü Demise. Tek tek vuruyorlar gösteren oyuncuları. Bu arada Emo tek başına hareket etmiş. Vires'i vurmayı başardı. Vires'ler ne kadar dinklese de Ward'un Wise kaldı geriye. Beyaz bekliyor. Beyaz vazgeçmedi orayı beklemekten. Wise'ı öldürdü. Ward'un tek başına kalıyor USB'si ile. Evet, USB'li Ward'unu kim yakalayacak bakalım. Brandon Echo avcısı kim? Engin. Engin yakalayacak. Ward'unu öldürdü. 2-2 oldu. Eşitlik sağlandı. Vertigo haritasında. Evet, aslında ilk geldiğinde harita havuzuna herkesin nefret ettiği ve oynamak istemediği bir haritayken birden turnuvalarda izlemeye başladık. Ve insanlar alıştı aslında bu haritayı görmeye, oynamaya. Evet, 3 kişi yakın mesafede konumlanmış A tarafında. Outrage takımı Imor kontrollü bir şekilde rampadan geldi. Imor çapraz ateşte kalabilir. Imor birinciyi vurdu. Imor ikinciyi vurdu. Arkasında Warden vardı. Warden. Molotov gelecek şimdi Warden'a. Evet, Molotov'dan sonra mini pickledi fakat Warden oradan nasıl kaçabildi bilmiyorum ama kaçtı. Bir şekilde başardı bunu. 4'e 3 pozisyon. Kişi avantajı Demise'da. Engin Kero'yu öldürdü. Warden ve Vires'e kaldı geriye. Vires'e B side'da bekliyor. Olur da biri gelir diye. Ona en yakın oyuncu kim var? Sanırım Engin ona biraz yakın mesafede karşılaşma ihtimali var. Evet. A tarafına yönelirken sanırım karşılaşacaklar. Engin zaten bekliyor, tahmin etti. Engin Vires'e öldürmeyi başardı. 3-2 oldu skor. Evet, bu haritada mesela iyi bir seviyede oynamak istiyorsanız Astralis'i izlemek gerekir. Gerçekten en son izlediğim Vertigo maçlarında o kadar güzel planlar yapmışlar ki gerçekten etkileyici bir Vertigo oyunları var. Evet, erken gelen EG Paz'a biraz hasar verdi. 66 canını bırakıyor Imor. Bekliyordu Imor, mükemmel bir flick attı. Vires'i inanılmaz vuruyor Imor gerçekten. Imor tam bir AWP oyuncusu ya. Artık Türkiye'nin sayılı AWP'lerinden biri oldu Imor yani. Galiba oldu.
bu filikler, bu pozisyonlar. Bir 6 ay sonra bakalım neler göreceğiz. Evet, bu arada A tarafına hareketlilik başladı. Wise. B'yi savunan oyunculardan Molotov, Smoke çok fazla bomba kullandı. Demise oyuncuları çok da güzel attılar. Her yerde flash patlıyor. Bir tane daha flash geldi Paz'dan. Her yer kapalı. Evet, Smoke yenilendi. Kero Engin'i yakaladı. Lurk işe yaramadı. 4'e 4 pozisyon hala kazanabilir Outrage ama canları az. Kero ve Warden'ın yarım diyelim, az demeyelim de yarı canları var. Imor. Imor ilk gelen oyuncuyu aldı. Arkasından Kero da gelebilir oradan. Kontrollü çıkıyor. Ska var. Mini'nin artık bir şey yapması lazım. Mini birinciyi vurdu. İki kişi daha var orada. Mini hareket etmiyor. Devam etti Kero. Mini'yi vurmayı başardı. 3'e 2 kaldılar fakat zaman daralıyor ve kaçmak gerekiyor. Kit de yok. Evet, Kero yine de son saniyede bir şansını denedi. Olur da belki kaçanlardan birini yakalarım diye ama o da olmadı. 4-2. Demise lehine devam ediyor karşılaşma. Warden AP'yi kaçıran oyuncuydu. Kero da Colt kaçırabildi. Lurz'a attı o Colt'u. Evet. O Colt'u Lurz'a attı. Ya keleş mi kaçırmıştı? İyice kafaları karıştırdı Kero'nun bu hareketleri. Aklımızı aldı bizim. Evet, orada bir değiş tokuş oldu. Kero'da keleş kaldı. Engin'in keleşi kaldı Kero'da. Lurz attı flash'ini. 3 kişi yine aynı agresifi yaptılar. Oradaki agresif oyundan vazgeçmiyor B tarafında. Outrage. Demise'ın da çok defansif bir yerleşim yapıp harita kontrolünü almaya çalıştığını görüyoruz. Engin bu haritada genelde lurk oynuyor. Takımından bağımsız bir şekilde oyun bozmaya çalışıyor. Paz yakın mesafe DG'sini kullandı. Orada ikili setup var. Paz oraya ilerlemedi. Vires ilginç bir pozisyonda tek başına A tarafında sanırım. Warden da varmış. Özür dilerim, AWP ile bakıyor Warden. Şu şekilde görebilirsiniz. O da sanıyorum ki A rampaya zoom açmış. Evet, yine smoke'lar geldi. Warden'ın pozisyonu bozulacak. Vires'e pikleyecek mi acaba? Bir smoke daha. Lurz'dan. Lurz pikledi. Lurz birinciyi vurdu. Lurz ikinciyi vurdu. Mini durduruyor. Vires'le zamanlamayı yakaladı. Imor'u öldürmeyi başardı. 2 kişi kaldı Demise oyuncuları. Engin yine arkalanmaya çalışıyor. Engin Kero'yu aldı. 3'e 2 pozisyon, kişi avantajı. Hala Outrage'de. Molotov'unu attı Engin. Kapıyı açtı. Evet, diğer tarafa doğru dolanıyor. Bakalım arkadan yakalamaya çalışacak Outrage oyuncularına ama zamanda gittikçe daralıyor. C4'e bir şekilde ulaşmaları lazım. Vresse, Engin'i bekleyen oyuncu. Mini Wise'ı vurdu ama çok kafası karıştı Vresse'nin. Vresse'nin kafası çok karıştı. Doğru zamanda döndü yine. Nasıl oluyorsa sürekli timingler Vresse'nin lehine. Ve son oyuncu olan Mini, Jame Time AWP'sini korumak zorunda kaldı. Hızlı bir şekilde uzaklaşıyor. Evet, böylece skor 4-3 oldu. Evet, yine yakın. Vazgeçmiyor. Outrage çok ısrarcı bu konuda. Yine yakın, yine yakın. Şu B kontrolünü hep almak istiyorlar. Bu arada Warden çok agresif orada. Bir tane EDG gönderdi ama o EDG hasar vermiyor etkili şekilde. Evet, oyun yavaş şu anda. Bu arada Kero pazı vurdu. Şu anda 4 kişi başladı. Kero ikinciyi de vuruyor Kero. Kero çok iyi işler yaptı orada. 3 kişi bırakıyor Demise takımını. Engin. Bu arada Imor kontrollü bir şekilde gelecekti. Warden izin vermedi ilerlemesine. 2 kişi kaldılar. Bireysel performansla round kazanmaya başladı Outrage. Lurz geldi. Mini'yi öldürmeyi başarıyor. Engin kaldı tek başına C4. Onda karşısında 5 oyuncu var. Bakalım kim kimi yakalayacak.
Evet, bir flash da çıktı kere o. Vires de şansını small sıkarak denedi. Bu arada C4'ü bayağı götürdü Engin. Engin nerelere gitti? Engin'den kimsenin haberi yok. Adam B site'da. C4'ü kursa kurardı ama o da şaşırdı şu anda kimsenin burada olmamasına. Sanıyorum ki Vresse ile karşılaşacaklar. Evet, yine timing tabii ki Vresse'nin lehine sonuçlandı. Ve eşitlik sağlanıyor Vertigo haritasında. İlk yarıda mini 10 skora ulaşan ilk oyuncu olmuş. Evet, Demise takımının seçimi Vertigo şu anda eşit bir şekilde devam ediyor. Evet, çok fazla molotof geldi B yoluna. Kalabalık çıktılar. Ortaya bakalım nasıl bir kontrol olacak orada. Smoke geldi. Ward'ın önünü tamamen kapalı. Zıplarken Engin'i görmüş olmalı ki oraya doğru bir EG bıraktı. Ama hasar yok. Evet, Kero. Çıkışa bir smoke attı. Engin'in molotofu. Sürekli pozisyon bozmayı oynuyorlar şu an için. Bir tane de flash geldi Engin'den. İmor kapıdan şansını denedi. Kontrolü aldılar fakat ilerlemek istemiyorlar. Lurz da B site'da AWP ile bekliyor. Bir flash attı Lurz. Evet, kontrolü mini vardı boys. Çok temiz vurdu. Üçlü oyun. Birlikte hareket ediyorlar. Yan yana güzel gittiler. Bir boost gelecek şimdi. Vires'e yukarıya attılar. Engin'in yeri belli. Vires'e ezber bir şekilde vurdu. Bu arada Vires de hala şansını zorluyor. Molotov geldi, kaçmaya çalıştı Kero. Yalnız başına oldu, Lurz yardım etti. Lurz devam ediyor, orada Lurz ikinciyi de vurdu. Tek başına kaldı Ymor. Ymor da devam edecek. Ymor'un da şansını deneyecek vurmaya ama smoke'tan kazanan Vires oluyor. 5-4 oldu skor. İlginç bir round. Öne geçiyor Outrage. Evet, 5-4'ten devam ediyoruz. Full buy var Demise tarafında. AWP yok. B oynamak istiyor Demise. Net bir şekilde istiyor fakat erken gelen bombalar. Bu arada o nasıl bir EG Kero? O nasıl bir EG? Her iki oyuncuya da hasar verdi. Paz'ın 62 canını bıraktı. Evet, bu sefer de B kontrolünü istiyor Demise oyuncuları. Bakalım başarılı olabilecekler mi? Yakın mesafede bir Molly. Lurz AWP ile site'de oynamaya devam ediyor. Yine bombalar geldi. Beyaz çok güzel bombalar attı. Smoke Molly her şeyini kullandı Demise oyuncuları. Middegil Örgen gelmeye çalışıyor. Limur tarıya tarıya girdi yine. Lurz birinciyi vurdu. Kero Vires de arka arkaya geliyor killer. Mini ve Engin kaldı geriye. Kero Mini'yi de öldürmeyi başardı ve Engin tek başına kaldı. Outrage izin vermiyor B tarafındaki oyuna. Çok kalabalık görünüyorlar gerçekten. Yani biz şu an izleyici modunda olmamıza rağmen her yerde Outrage oyuncuları var. Yani ben şu anda bu haritada T olmak istemezdim. Nereye gitsen 3-4 kişi. Kero Engin'e vurdu. 6-4. Evet, bir duraklatma geldi. Şimdi B tarafında AP var. A tarafına gidiyorlar. Sürekli setup var. Aslında A tarafında çok güzel bombaları var Demise'ın. Yani daha sık A deneyebilirler. Ya da B'de şu erken agresifi bozmak için bir hareket olabilir. Veya bombalardan sonra denediler ama olmadı. Yani şu an ne yapacaklar çok merak ediyorum. Demise'ın artık o efsanevi planı devreye sokma vakti geldi. Evet, yarı final karşılaşmasının ikinci haritasındayız. İlk haritayı Demise kazandı. Bunu da kazanırlarsa finale çıkıyorlar. Diğer tarafta Sangal maçının yarı final maçı devam ediyor. Sangal takımının yarı final maçı devam ediyor. Bakalım ne olacak. Demise şu anda çok yakın. Yalnızca bir map yani. Bu map'i de kazanırlarsa finaldeler. Ama Outrage buna pek izin vermeyecek gibi görünüyor. Şu ana kadar etkililer.
bu şekilde devam ederse bir yandan bu haritanın CT haritası olduğunu da unutmayalım. Evet, Engin. Evet, Molotov geldi ortaya. Warden Simon'u attı. Kero smoke yeniledi. Evet, Lurs smoke attı. Orada bir boost denemesi olabilir Engin. Yine ortada. Engin burayı çok fazla kullanıyor maçın başından beri. Rotate engellemek için çok iyi bir pozisyon aslında ama herkesin de bir yandan öngördüğü bir olay. Ortadan birinin gelip arkalamaya çalışması. Evet, mini çok yakın. Simon'u hazırladı mini. Molotov'unu da attı. Bir tane de flash bırakıyor ileriye doğru. Evet, yine ikişer üçer tane adamlar yan yana geziyorlar haritada. Bakalım ne olacak. Saniye azalıyor yalnız. Zaman daraldı. Paz kontrollü. Kero çok güzel bir pozisyonda. Kero o kadar güzel durmuş ki yavaş bir peek'i bitirmesi çok kolaydı. Engin şansını deneyecek mi ordunu? Öldürmeyi başardı. Vires'e birinciyi vurdu. Vires'e devam edemiyor. Mini takası aldı. Bu arada Lurz Imor'u öldürmüştü. Mini. Maydun üstüne yürüdü. 2-2 pozisyon. Lurz bir daha aldı takası. 15 saniye artık round bitiyor. Engin'in bir an evvel hızlanması lazım derken Lurz Engin'i de vuruyor ve skoru 7-4 yapıyor. Lurz 13'e ulaştı. Şu anda bu haritada en fazla kill'e ulaşan oyuncu Lurz oldu. Evet, Kero hızlı molly, hızlı EG, hızlı flash, onlar da hızlı ama ilk gelen oyuncuyu vurdu. Durdurmaya çalışıyor. Çok fazla bomba geliyor. Kero kör oldu. Hareketlendiler. Sola kadar geldi. Mini. Devam etmesine izin vermiyor Kero. Kero hala çatışıyor. Kero vazgeçmiyor. Canı az ama umurunda değil Kero'nun. Vinicius'un de yardımı var. 8-4 oldu skor. Buran çok hızlı geçti. Ek olduğu için hızlı bir denemede bulundu Dimash takımı. Evet, beyaz. Önemli bir karar vermesi lazım artık. Bu arada Imor çok yakın. Çok Imor birinciyi vurdu. Lurz takası aldı. Lurz takası da aldı. Derken Warden da beyazın oyununu bozuyor orada. Ama Engin takası alıyor bu sefer. Birebir değişimler gördük. Engin'in canı az. Evet, bu arada Kero yine etkisini ortaya koydu. İki kişiyi vuruyor orada. Tek başına bıraktı Mini'yi. Kero Vertigo'yu görünce oynamaya başladı. Şu ana kadar 13 skorda. Evet, tek başına kalan Mini var. Mini sola baktı. Wise'ı gördü. Wise vurmayı başardı. Sağ tarafında Kero var. Bu arada koştu. Gidiyor. Evet, koştu. Hızlı bir şekilde A tarafına gidecek. Bu round'u kazanabilir Mini aslında. Bir tane flash attı. Bir tane daha flash attı. Hala yerden bomba topluyor Mini. Bir tane daha flash'ı var. Arkadan gene Kero var. Onu da vurdu Mini. Çok kritik bir round. Dimash için çok önemli. Bakalım bu round'u kazanabilecek mi Lurz karşısında. Şimdi B tarafına yöneldi. Durdu. Tekrar durdu. Ses fake'ini verdi. Fakat bu fake'i yemedi. Şu anda bu fake'i yemedi Lurz. Anladı A tarafına geleceğini. Bakalım Mini Lurz'u yakalayabilecek mi? Evet, Lurz'un pozisyonu güzel. Lurz'un pozisyonu güzel. Smoke geldi. Lurz erken pick. Zaman daralıyor. Zaman daralıyor Lurz. Çok değişik hareketler yaptı orada. Çok büyük risk aldı ama bu risk o. Mini'nin de Molotov'la ölüyor Lurz. O panikle yöneldi ve Molotov'dan aldığı hasarla öldü ama yine de round'u kazandırdı takım arkadaşlarına. Evet, Outrage 9-4. Gerçekten neler oldu belli değil. Maçta çok ilginç sahneler görüyoruz. Evet, Paz
flash'ini attı. Imor smoke arkasında. Paz merdiveni bekliyor. Evet, o merdiven çok sıkıntılı bir pozisyon gerçekten. Zamansız bir hareket T'nin tüm oyununu bozabiliyor. İlginç bir açı yakalamıştı Vires'e, fakat hareketlilik başladı. Birden bomba atmaya başladılar. Lurz'un dikkat etmesi lazım. Lurz ölebilir. Dikkat etmesi lazım. Lurz ilk gelen oyuncuyu vurdu. İlk geleni vurdu. 4 kişi kaldı Demise. Fazla biraz hasar aldı. Bu esnada bombalar geliyor. Bir flash daha geldi. Bir tane de EG geldi. Kero Engin'i vurdu. Vires de kafasını gösterdi. Paz aldı o kafayı. Arkadan bir EG daha geldi. Bombalar sürekli geliyor. Arkada Kero var. Kero da bombayla yakalanabilir. Kero çok rahat hareket etti orada. Paz tahmin etmişti onu. Talihsiz bir flash Lurz'dan. B tarafına adam lazım. B tarafına birinin gitmesi lazım daha outrage'de. Evet, mini tek kaldı. Özür dilerim, mininin yanında beyaz da var. Paz da geldi. Evet, pozisyon bozmak için bir mini gerçekten bu kadar geç mi gördü, bilerek bu sağ tarafa cross koyuyordu, bunu anlamaya çalışıyorum. Bu kadar geç gördüyse muhtemelen kafasını crosshair'in içine soktuğu için olabilir. Yani ona şu an emin değilim. Onu özellikle sormak lazım. Ya da bilerek yaptı. Hani diğer ikinci oyuncuyu arıyorum gibisinden. Evet. 2-2 pozisyon. Vay, bekledi. Beyazı yakaladı. Lurz'u aynı anda pazı vurdu. Bir saniyede bitti round. Evet, Lurz C4'ü çözüyor. Ona 4. Evet, şu anda galiba Türkiye'de monitöre en yakın oynayan oyuncu olabilir Mini. Xanteris'in bile mesafesi, hani yakından gördüğüm için biliyorum, Mini kadar değil. Xanteris daha geride oynuyor ama Mini bayağı bildiğin böyle crosshair'in dibine kadar geliyor gözü. Evet, Warden Engin'i vurdu. Imor yaklaşıyor. Imor Vires'i vurmayı başardı. 4'e 4 pozisyon. Bu arada oradan devam etmeye çalışacak mı derken smoke patladı. Smoke patladı. Lurz çıktı. Lurz çok rahat. Lurz çok rahat hareket ediyor. Burayı çok aktif kullandı Lurz. Wise devam etmesine izin vermiyor Mini'nin. Çok farklı bir skor görüyoruz Vertigo haritasında. Outrage'e gerçekten... Yani şu an Outrage'in Arena Bulls'u 16-1 Vertigo'da yenmesine pek şaşırmadım aslında. Şu an şaşırmadım. Yani bu maçı izlemeden önce şaşırmıştım. Artık rahatım. Evet, bu arada Imor bu round'u kazanabilir mi? C4'ün başında bekliyor Warden. Kero ise Imor'un arkasından yavaş bir şekilde gidecek. Evet, Kero. Pozisyonlar çok güzel. Outrage için çok güzel pozisyonlar bunlar. Imor molotofunu attı. Imor. Evet. Warden Imor'u öldürdü. 11-4 skorla Outrage önde kapatıyor CT tarafında ikinci haritanın ilk yarısını. Tuhaf. Gerçekten tuhaf. Yani Demise neyi denese olmadı. Ve biz şu hareketi yapalım arkadaşlar. Yine tab aynı şekilde. Gerçekten good half bu arada ya. Gerçekten. Evet. Hızlı bir oyun. Paz geri çekildi. Paz karşılık verebilecek mi? Outrage oyuncularına yukarıda Lurz var. Paz. Bu mouse hakimiyeti ne? Paz bu mouse hakimiyeti ne? Çok güzel vurdu Lurz'u. 4 kişi kaldılar. Evet, bu arada birisi rampadan kontrolü gidiyor. Çok güzel setup var orada. Güzel bait var. Bakalım. Engin saklanıyor. Imor gösteriyor. Kontrollü gidiş devam. Pazı yakalamaya çalışıyorlar. Pazın üstüne yürüdüler. Imor kendini bilerek gösterdi Vires'e. Bir flash, pick, hiç kimse yok.
Evet Kero. Hareketlik devam ediyor. Kero hızlandı. Kero karşısında beyaz var. Beyaz öldürmeyi başardı. 4'e 4 kaldılar. Bu anda kazanabilir mi Outrage takımı? Ward'un Nimor'u vurdu. 4'e 3 kaldılar. Birden Outrage'in lehinde round ama Engin saklanıyordu. Kero çok güzel döndü. 3'e 2 pozisyon. Gerçekten inanılmaz bir round. Outrage nasıl oldu da bu roundu bu hale getirdi? Kero flash'ını attı. Kol atıyor rakibine. Warden biraz daha saklanması lazım. Mini ya Warden yapmaması lazım. Bu da Warden çevirdi. Mini'yi vurdu. Gerçekten çok ilginç oyunlar görüyoruz. Paz tek başına kaldı. 32 canı var. Wise pozisyonunu aldı. Wise. Paz'ı vuran oyuncu oldu. Gerçekten farklı bir skor. Demise'in seçimi. Şu anda Demise takımının seçimini izliyoruz ve skor 12-4. Gerçekten Vertigo için hiç beklenmeyen bir performans Outrage'den. İlginç bir şekilde önce arena bulsa 16-1, şimdi de Demise'a karşı 12-4. Evet, 3. harita Nuke olacak arkadaşlar. Buradan Nuke'e gidiyoruz. Eğer böyle inanılmaz bir comeback görmezsek Nuke'e gidiyoruz. Evet, ışık hızında biten bir round. İlk haritayı kazanan Demise, ardından Outrage şu an Demise'in haritasında 13-4 skorla önde. Son harita Nuke. Bakalım neler yaşanacak, çok merak ediyorum. Turnuvanın favorisi Demise neler yapacak? Evet, Mini round'un başında Simon'u gönderdi. Kero hareketli. Kero önden gidiyor. Kero! Imor'u affetmedi Kero. Kero devam ediyor. Kontrollü bir şekilde derken Wise kendini öne attı. Bir tek daha geldi oradan. Engin'i de öldürmeyi başardı Kero. 4'e 3 pozisyon. Sakinleşmesi lazım Outrage'in. Kaosu yarattılar ama biraz sakinliğe dönmeleri lazım. Arkadan Mini geliyor. Mini'den kimsenin haberi yok. Birinciyi vurdu. Takas aldı Lurus. Takas aldıktan sonra 3'e 2 kaldılar. Kişi avantajını koruyor Outrage. Beyaz ve Paz kaldı geriye. Paz'ın 36 canı var. Beyaz B site'a doğru ilerlerken Paz da A tarafında. Evet, birbirlerine sıkmazlarsa daha başarılı olabilirler. Önce onları halletmek lazım. Ufak tefek detaylar bunlar ama. Evet, beyaz B side'ı korumaya çalışacak. Birbirlerinden uzak kaldılar. Artık şu noktadan itibaren Paz'ın yapacağı işe bakıyor olay. Paz'a kimse bakar mı acaba? Paz saklanmış. Lurz baktı oraya. Paz saklanmıştı. Lurz orayı kontrol etti. Evet, yavaş yavaş 14-4'e yaklaşıyoruz. Evet, inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Outrage Vertigo'yu bitirmiş arkadaşlar. Türkiye'nin en iyi Vertigo takımı mı yoksa? Evet, beyaz o silahı korumaya çalışacak. Gördü Lurz'u ama hiç oralı değil çünkü temel amacı silah korumak. Şu an silah düşürmek gibi bir hedefi yok. Evet, Warden o da kaçtı C4'de ölmemek için. Beyaz famasını korumayı başardı. İkinci haritanın bitmesine çok az kaldı. 14-4, yalnızca 2 round daha kazanması gerekiyor Outrage takımının. Skor tablosuna baktığımızda en üstte Lurz'u görüyoruz. 22'ye 10. Diğer tarafta Mini 18'e 14 skorla. En yukarıda 2 round. Yalnızca 2 round. Ondan sonra 3. haritaya geçeceğiz. Flash'ı attılar. Hızlılar. Virese'yi yakalamak için koşuyorlar. Imor Virese'yi öldürmeyi başardı. Fakat Virese ölmeden önce Beyaz'ı da yanında götürdü. Yerden koltuğuna aldı. Imor hala devam ediyor. Hiç korkusu yok. Evet, Mini Lurz'u arkadan yakalamıştı. Bu esnada Kero Engin'i vurdu. Mini'nin yeri belli. Imor arkadan geldi. Kero'yu vurma ihtimali çok yüksek. Pozisyonu güzel. Kero'yu vurdu. O anda da Wise Paz'ı düşürdü. 2'ye 2 kaldılar. Kimi kimi vurdu belli değil. Çok fazla kaos var haritada. Kimin nereye gittiği de belli değil şu an. Evet. A tarafına yöneldiler. A tarafına yöneldiler. Mor bekleyen Wise birinciyi vurdu. İkinciyi beklemiyor. Molotof'unu attı yine de. Emin olmak için o molotofu poşetleyen Imor var. Çünkü neden olmasın derken elinde bombayla yakaladı Imor'u. 15-4. 15-4. Rantlar da hızlı oluyor. Yani
Herkes her yere aynı anda koşmaya başladığı için takip etmek de zor oluyor biraz. Ve çok farklı bir skor, çok ilginç bir maç izledik. Gerçekten tebrik etmek lazım burada Outrage'i, çok etkili oynadılar maçın başından itibaren. Hepimizi şaşırttılar. Evet. Ortadaki hareketliği durdurdu Imor. İlk gelen oyuncu Wise'la onu öldürdü. Teknor denedi. Mükemmel bir zoom shot Imor'dan. Imor. EG. Molotov. Kere oyun bozmaya çalışıyor. Yanan oyuncular var. Hızlı smoke geldi. Evet. Ben... imkansız diye bir şey yoktur diyorum arkadaşlar. Tekrar tekrar hatırlatalım, bugün çok fazla andık. 14-1 faciasından sonra 15-0'dan bile maçın döneceğine inanıyorum ben. O yüzden bence umudunu yitirmemeli Demise takımı. Beyaz sayıda sokmadı. Bombalar geliyor. Molotov geldi. Evet, Lurs Engin'i vurdu. 4'e 2 pozisyon. Bu round Demise için çok da zor değil. Beyaz birinciyi vuruyor. Son oyuncu Kero. Hareket devam ediyor. İsabet var. Sıkmaya devam etmedi Beyaz. Kero smoke içerisinde Beyaz. Nihayet vurdu ve 15-5 oldu skor. Evet, Demise'ın çevirme ihtimali var mı? Bu maç döner mi? Yoksa imkansız mı? Nuke gidiyor muyuz? Göreceğiz bakalım. Evet. Lurz'da yine AWP var. B tarafında hızlı bir oyun olabilir. HG'ler geldi. Güzel flashlar geliyor. Engin kör oldu. Molotov'unu da attı. Bu arada önünde smoke bıraktı mini. Evet, şansını smoke'dan deniyor Engin. Lurz molotof attı. Arkasından bir molotof da geldi. Warden tüm bombalarını kullanıyor şu anda. Outrage takımı kontrollü bir şekilde B tarafına girmeye çalışacaklar. Imor uzak mesafeye molotofunu gönderdi. Oradan yardım etti takım arkadaşlarına çok uzak mesafeden. Evet, Engin pozisyonunu aldı. Bakalım nasıl olacak. Engin site'de beklemeye devam ediyor fakat Outrage vazgeçti bu oyundan. Evet, çok başarılı bir EG. Kero kontrollü bir şekilde gidiyordu. Kolunu gösterdi. Kero mükemmel vurdu miniye. Çok temiz vurdu. Ama takas gelecek de Kero döndü. Engin'i de vurdu. Kero tek başına açtı B-side'i. Kero üçüncüyü de vurdu ama. GoTV neden bize göstermiyorsun Kero'yu ya? Neden bize Kero'yu göstermiyorsun? Üçüncü map'e gidiyoruz arkadaşlar. Nuke haritası. Outrage Demise. Gerçekten maçın başından sonuna kadar mükemmel bir performans. Kero, Lurz, Vanessa Wise, gerçekten hepsi, Warden hepsi çok iyi oynadı. Agresif B oyunları, hiçbir şekilde B oynatmadılar. Her zaman yakına girmeye çalıştılar. Eko vermiş olmalarına rağmen, ya o force round'da kaybetmiş olmalarına rağmen yine vazgeçmediler. Hep yakın gittiler ve sürekli site'larda kalabalıklardı. Çok doğru kararlar gördük. Çok doğru hareketler gördük. Gerçekten Outrage şaşırttı ve çok farklı bir skorla Demise karşısında galip geliyor. Hiçbir yer ayırmayan arkadaşlar, çok hızlı bir şekilde 3. haritaya geçeceğiz. Yarı finalin 3. haritasına. Final bugün oynanacak ve kazanan takım Dubai'de ülkemizi temsil edecek. Hiçbir yer ayırmayın. Birazdan tekrar buradayız.